Merhaba arkadaşlar. Bugün cloud'dan bahsedeceğim size. Çünkü herkes cloud'dan bahsediyor. Anthropic yeni modelini tanıttı biliyorsunuz ve bu bayağı ses getirdi. Şu anda OpenAI'nin en büyük rakibi haline geldi cloud ve Anthropic. Bu yani çok küçük bir startup'tı arkadaşlar ama şu anda 20 milyar doları geçti değerlemesi. OpenAI'ye çok hızlı yaklaşıyor. OpenAI'nin en büyük rakipleri diyebiliriz şu anda. Onlar oldular. Çok daha interdisipliner çalışacağız diyorlar. Daha güvenlikli olacağız diyorlar. Çok sağlam bir ekip var anladığım kadarıyla. Yine Silikon Vadisi kökenliler. Yani Anthropic önümüzdeki günlerde çok fazla sözünü ettirecek. O belli oldu. Kendinden söz ettirecek bir sağlam bir çalışma. Cloud'da bakacak olursak arkadaşlar bakın Advanced Reasoning, Vision Analysis, Code Generation, Multilingual Processing hepsinde çok çok iyi gözüküyor. 3 tane modelleri var şu anda. Haiku, Sonnet ve Opus. Opus en pahalı ve en güçlü olan modelleri. Hakikaten çok iyi bir ürün çıkarmışlar diyebilirim. Önde gelen AI şirketlerin pek çoğu da zaten şu anda onları tercih ediyor. Konuşabiliyor, kod yazabiliyor. Dolayısıyla bütün haberler de onlardan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi sağlam da bir şey var. Araştırma ekibi var anladığım kadarıyla. Şeye bakacak olursak haberlere burada biraz daha detay vermişler. Cloud 3 ailesini tanıtıyor. Ve bakın burada benchmarklara baktığınız zaman GPT'ye göre hakikaten GPT 4'ten daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Opus özellikle şu yeşil kısma bakarsanız Opus'un bütün göstergeleri GPT 4'ten daha iyileri şu anda. Yani tabii OpenAI GPT 5'i çıkarmadığı için perde arkasında belki GPT 5'ten daha iyi olmayabilir. Ama şu andaki piyasadaki modellere göre Claude 3 hepsine sollamış gözüküyor arkadaşlar. GPT 4'ü şu anda sollamış gözüküyor. Gerçekten inanılmaz kaliteli iş yapıyor demek bu. Çok çok hızlı iş yapabiliyor. Vizyonda da görsellikte de bayağı Gemini ile yarışıyor. Accuracy diyor. Hayır, bütün şeyler teknik göstergeler iyi şu anda. Çok pahalı burada tabii Opus kullanılabilecek gibi değil. Milyon token input'u 15, output'u 75 dolar. Çok pahalı geldi bana bu. Orta model Sone bu için işletmeler için iyi olabilir. Bireyler için bence şu Haiku en mantıklı olanı. Ben de herhalde Haiku'yu denerim diye düşünüyorum. 25 cent input'u, milyon input'u, output'u da 1,25 dolar ki bu çok iyi bir fiyat bence. Yani dolayısıyla şimdi ben bu heyecanı sizinle paylaşmak için ilk defa açıyorum arkadaşlar. Deneyeceğim. Cloud nasıl çalışıyor? İşte gelin beraber deneyelim. Try Cloud diyelim. Şu anda siz de istediğiniz gibi girebilirsiniz. Evet, merhaba diyor. Ben Cloud diyor. Buraya ismimizi girelim. Tamam. Tamam. Başlayalım. Want to create the first Netflix Turkish science fiction series diyelim bakalım ne diyecek. Set in outer space.
Bakalım ne diyecek. Yani ben şu anda bakalım ne diyecek, çok merak ediyorum. İlk Türk bilim kurgusunu yapmak istiyorum dedim. Yıldızlar Arası diyor. 2175 yılında diyor Türkler Güneş diye bir Starship'e biniyorlar. Ay çok enteresan. Kepler'e gidiyorlar. Aa, ay bakalım ne okuyalım arkadaşlar. İnsanlar yeni bir ev bulmaya çalışıyorlar. Güneş'in şeyi misyonu Kepler 186'ya gitmek. 500 ışık yılı uzakta. Çok uzakmış ya bu da. Exoplanet Kepler 186f'ye bakacaklar. Çünkü bu dünyaya biraz benziyor. Su var vesaire. Goldilocks'ta anladığım kadarıyla. Bilmiyorum söylemiyor ama. Ayla Soyer kaptanımız. Selim Kaya da yardımcı kaptan. Kesin bunlar birbirine aşık falan olurlar şimdi. Meryem Güneş. Chief Engineer teknoloji uzmanı. Kadir Öztürk. Astrofizicist. Zeynep Yılmaz. Chips Counselor. Baran Aksoy da biraz böyle şey sinirli ama becerikli pilot. Evet, Güneş yıldız gemisiyle gidiyorlar ve çok büyük tehlikelerle karşılaşıyorlar. Bir yandan kendi ekip içindeki çalışmalar, tansiyonlar, ideolojik şeyler. Bir yandan da bu uzayın getirdiği yıldız gemisinin getirdiği sorunlar, az kaynakla teknik şeylerle, arızalarla ve tuhaf fenomenlerle baş etmek zorundalar. Ve hakikaten kendilerini aşmak zorundalar diyor. Fena değil ya. Yani please create sample 10 episodes. Hadi bakalım. 10 tane bölüm üretsin bize. Departure. Önce yola çıkma. Sonra anomali. Bir şey sorun oluyor. Sonra reality lift. Aa çok ilginç. Ne dedi? Dur bakayım. Reality lift dedi. Yapay zeka sistemleriyle bir şey çıkıyor. Sonra insubordination. Şey ekip arasında anlaşmazlık. Sonra Signal Güneş bir bilinmeyen bir yerden şey acaba uzaylılar mı? Bir ilginç şeyler, sinyaller geliyor. Ama çok da bu bir tehlike içeriyor diyor. Sonra bir Space Station buluyorlar. Bilinmeyen, yüzyıllarca terk edilmiş. Selim yaralanıyor. Çok ilginç. Sonra paralel Parallels. Shortcut buluyor Kadir ve burada yıllarca erken varmanın yolunu buluyor. Ama bir wormhole'dan geçmeleri gerekiyor. Wormhole çok tehlikeli zaten. Sonra bir yandan da bir aşk hikayesi doğuyor burada İlla Türk dizisi olunca arkadaşlar. Sonra da yıldız sistemine yaklaşıyorlar. Katastrofik bir sistem failure oluyor. Ve oranın ayına gidiyorlar ama yaşanır gibi değil orası. Sonra orada yıllarca çalıştıktan sonra şeye varıyorlar. Ay gezegene varıyorlar. Çok güzel değil mi? Ay süpermiş ya. Ay ben arkadaşlar kesinlikle çok daha iyi kalitesi. Ben söyleyeyim size GPT-4'ten çok daha kaliteli aklı başında mükemmel işler çıkarıyor.